Kulüpte çünkü. Hareketlilik var abi. Toplantı var değil mi orada? Tabii tabii. Şu an karar çıkacak abi. O yüzden... Hayret kısa kollu giymemiş Sercan. Soğuk hava. Soğuk. Evet Sercan, çok bekletmeyelim. Hava da yağışlı. Sözü sana bırakalım. Neler oluyor Beşiktaş'ta? Neler olmuyor ki Aykut İnce? Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Hocama selamlar. Gürcan abiye yayınlar, kolay gelsin. Beşiktaş'ta artık bir karar verilecek bugün. Nihai karar çıkacak. Masada iki isim var. Oraları zaten 24 saattir tüm futbol severler, Beşiktaşlar çok net şekilde anladı. İbrahim Üzülmez ve Valerin İsmail. Ancak ben en son söylemem gerekeni en başta söyleyeyim. Şu an şu dakika şu saat itibariyle Valerin İsmail'in olma ihtimali %51. Diğer adaylara oranla. İbrahim Üzülmez konuşuluyor. Belki de bizim bilmediğimiz isimler var. Ancak şu an Valerin İsmail olma ihtimali diğer isimlere oranla daha da yüksek. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda konuşulan yabancı bir teknik direktör olsun paydasında birleşiliyor. Genç bir teknik direktör olsun deniliyor. Başarıya aç deniliyor. Bu tarifler bize tamamen Valerin İsmail ismi üzerinde odaklanmamızı sağlıyor. Ki Beşiktaş Hatayspor mücadelesi bittikten sonra ilk olarak Türkiye'de Valerin İsmail ismini A-Spor ekranlarında duyurmuştuk. Bugün sanki Valerin İsmail kararı çıkacak gibi. Elbette bu şu an itibariyle yönetim kurulunda konuşulan, Vodafone Park koridorlarında konuşulan durum bu. Değişirse bu ihtimal, bu durum, paylaşırız bunu. Dün Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, ikinci Başkan Adnan Dalgakıran, Futbol AŞ Yöneticisi Kerem Gürel yaklaşık 3 saat boyunca Valerin İsmail üzerinde bir toplantı yaptı. Tek konuşulan konu Valerin İsmail'di. Fransız teknik direktörle Sayın Başkan Ahmet Durçebi bir Zoom toplantısı gerçekleştirdi. Yarım saat 40 dakika süren. Sayın Başkan kulübün iç yapısını, kulübün siyasetini, başarının kıstasını, Türkiye'deki şartları Valerin İsmail'e anlattı. Fransız teknik adam da beklentisini, isteklerini Sayın Başkan anlattı. Bu konuşuldu, bu durumlar. Bugün Valerin İsmail ismi yönetim kurulunda konuşulacak ama şunu da söylemem gerekiyor. Yönetim kurulu toplantısı denilmiş olsa da, bizim öğrendiğimiz bu olsa da, dün böyle paylaşmış olsak da tüm yöneticiler yok. Bu önemli bir durum. Yönetim kurulunda 11-12 isim var. İçeride 3-4 yöneticinin olduğunu biliyorum. Sayın Başkan şu an içeride, odasında. Artık kararla ilgili son aşamaya gelinmiş durumda. Valerin İsmail'le de her koşulda anlaşma sağlandı. Herhangi bir pürüz yok. Bugün kendisine haber verilmesi durumunda 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelecek durumda. 3 yardımcısı olacak Valerin İsmail'in. Zaten özelliklerini A-Spor'da nasıl bir teknik direktör olduğunu yeni duyanlar için özellikle 2 günden bu yana paylaşıyoruz. Fransız çalıştırıcı ile ilgili. Artık bugün nihai bir karar verilecek ama içeride bulunan isimlerden aldığım bilgiler, Vodafone Park koridorlarında konuşulan, bizlere tarif edilen teknik direktör profili bir yerli isim üzerinde değil, bir yabancı teknik direktör ise üzerinde karar kılınacağı anlamına geliyor. Ve Valerin İsmail'i Beşiktaş Hatayspor maçından sonra A-Spor ekranlarında anlaşmanın yakın olduğunu duyurduğumuzda sadece dışarıdan isimlere değil, Beşiktaş kulübünde bulunan isimlere de teyit ettirerek haber yapmıştım. Onu da notunu düşmek isterim. Sizin soracağınız soru varsa cevaplandırmak da isterim tabii ki Aykut İnce. Şimdi Sercan, uzun zamandır Beşiktaş kulübünde hep yeni isimler ortaya atıldı. Valerian İsmail adını ilk defa da sen duyurdun. Tebrik ediyorum seni. Yani görüntü o ki daha başka sürpriz isimler olacak gibi bir hava var mı? Sen öyle hissediyor Şenol musun? Hoca ya da Gürcan abi? Şenol Hoca çok gündemdeydi. Şenol Hoca gündemden neye düştü? Onu merak ediyorum. Şenol Hoca gündemden niye düştü? Çünkü gene Sercan dedi bize. Söz aldılar birbirlerinden diye. Bir bağlantısında Ahmet Nurçebi sezon sonu için bir toplantıda Şenol Güneş'le devam edeceğini ifade etmiş diye bir istihbaratı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok ben bunu Gürcan abi ben böyle bir ben söylemedim. Ben de hiçbir zaman Şenol Hoca'yla Beşiktaş'a dair bir görüşme yapıldı. O zaman söz verildi benim değil.
Bizim Serdar mı söyledi hocam? Sarıdağ olabilir. Serdar ben hatırlamıyorum. Söyledi? Yani bu burada ya ismin önemi yok. Yani konuşulan ben çünkü bir saniye. Tabii konuşulan durum zaten. Ha, yani Şenol Hoca vardı. Bir pardon, de yani o konuda bir dinamik gelişme varsa yani neden Şenol Hoca belki de hiç yoktu yani bilmiyorum. Senin bilgin nedir? İkincisi Önder Hoca gene altyapıya mı dönecek? Gürcan abi İbrahim Üzülmez demek zaten şu an masada konuşulan ismin İbrahim Üzülmez olması. Beşiktaş camiasında bulunan herkes bilir ki İbrahim Üzülmez demek bugün bu dakika itibariyle Şenol Güneş demek. Yani bugün bir karar çıkar. Kalan haftalarda İbrahim Hoca, İbrahim Üzülmez göreve gelirse biz anlıyoruz ki yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş olacak demek oluyor. Çünkü ikilinin İbrahim Hoca ile Şenol Hoca'nın yakın temasta olduğunu, birlikte hareket ettiklerini, Şenol Hoca'nın bir takım çalıştırması durumunda İbrahim Hoca'nın yardımcısı olacağını biliyoruz. Eğer İbrahim Hoca olursa sezon sonunda yeni teknik direktörü Şenol Hoca olacak demek. Ama yönetim kurulunda bulunan isimler %80'i %90'ı artı Beşiktaş'ta karar merciği durumuna gelen sportif direktör Ceyhun Kazancı, Ceyhun Bey'in yanında bulunan yetkili isimler, başkan fikrini zikretmediği için ekranlar önünde veya duymadığımız için, öğrenmediğimiz için başkanı bir kenara koyarak söylüyorum. Az önce söylediğim, saydığım isimlerin hepsinin tasarrufu yabancı bir teknik direktör. Ve gelinen noktada o yabancı teknik direktör de Valerian İsmail. O nedenle Şenol Hoca her zaman doğal bir aday konumundaydı. Ancak net bir şekilde ben Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş olacak diyemiyorum Gürcan abi. Elbette bir ihtimal var. İçeride konuşulanları an beyan takip edemeyeceğim için. Konuşulan isimler arasında Şenol Hoca da var. Ama bu dakika itibariyle ben Valerian İsmail'in %51 olduğunu düşünüyorum. Hem hissiyatım, hissiyattan öte tabii ki Gürcan abi, konuştuğum isimlerden aldığım geri dönüşler. Yani diyor ki Sercan, masada isimler var. Bir, Valerian İsmail. İki, İbrahim Üzülmez. Bu teknik adamlar eğer İbrahim Üzülmez gelirse yeni sezona bırakacak takımı. Veya Şenol Hoca'ya bırakacak. Valerian İsmail gelirse kaç yıllık sözleşme yapılır? Yeni bir yapılanma. Değil mi? Yeni bir hedef. 1+1. 1+1'miş bak. Bir şey daha soracağım. 1+1'di. Sor abi sor. Önder Hoca'ya atladım Gürcan abi. Onu sorunuza cevap vermedim. Unuttum. Bekliyorum. Çok özür dilerim. Bekliyorum sonra bir soru daha soracağım. Gelen teknik direktör Valerian İsmail olması durumunda Önder Hoca en azından şimdilik bu cümleyi kullanabilirim. Sezon sonuna kadar yeni teknik direktörün yani Valerian İsmail'in yardımcı antrenörü olarak görevde duracak. Artı Valerian İsmail'in 2 ya da 3 yardımcısıyla birlikte Önder Hoca teknik heyetin içinde olacak. Ama tırnak içerisinde sezon sonuna kadar yeni sezonla ilgili bir şey söyleyemem. Bir yorumda dinledim ya da sosyal medyada okumuş olabilirim Sercan. Belki de Sercan söylemiştir ondan. Bu Valerian İsmail ile ilgili yoğunlaşmada sportif direktör özelliği de olması ön plana çıktı diye bir yorum okudum. Senin var mı öyle bir bilgin Sercan? Ya da sen mi söylemiştin bilmiyorum. Valerian İsmail'in özellikler arasında bir sportif direktör olma özelliği. Bunu mu Gürcan evet, abi? Evet. Ha yok. Tamamen zaten Beşiktaş'ta hayır. Şu an yani, Gürcan abi. Sportif direktörlük de yaptığı için, böyle bir tecrübesi olduğu için teknik direktörlük görevinde aynı zamanda sportif direktör görüşünden de faydalanabilecekler. Yani biraz önce Aykut'un dediği gibi yeniden yapılanma işinde tecrübeli bir isim olarak da gördüler diye bir yorum okudum. Yani Valerian İsmail'in gündeme gelmesinde bu durumun etkisi var mı, onu sormak istedim sana. Yapılanmada elbette yapılanmayı artık gelecek sezon itibariyle yeni bir yapılanmaya gideceği için buna uygun bir teknik direktör figürü aranıyordu. Beşiktaş'ta Gürcan abi sportif direktör makamı var. Sayın Ceyhun Kazancı o görevde. Elbette fikir alışverişleri olacaktır ama onun bu rolünden faydalanma tabii ki biraz bölüm bölüm ayrılmış durumda. Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı sportif direktör, yeni gelecek olan yabancı bir teknik direktör Valerian İsmail, onun görev tanımı farklı. Elbette ben sizin söylediklerinizden şu çıkarımı yapıyorum, aslında kısmen doğru da diyebilirim. Yeni bir yapılanmaya açık bir teknik direktör oluşundan
çok kıymetli olduğuna ve memnun olduklarını ifade ediyorlar yetkili kişiler. Ama şunu diyemem. Valerian İsmail'in temel özelliklerinden biri sportif direktörlük yapmış olması, bundan faydalanılacak olması diyemem. Yapılanmaya uygun, başarıya aç, elindeki kadrodan maksimum verimi almaya çalışan bir teknik direktör olduğu için o karar verildi. Bu kararı da veren Beşiktaş Kulübü sportif direktörü Ceyhun Kazancı, yanında bulunan yetkili isimler başkana anlatıyorlar. Özellikle son bir haftalık dilimde başkan da işte ha kararı verdi ha verecek durumunda Gürcan abi. Sercan, kaç oyuncunun sözleşmesi bitiyordu? 12 miydi? 13 ya da 14. Kiralıklar da var tabii bunun içinde. 13-14 oyuncu. İçlerinde evet kiralık sözleşmesi bitecek olan. Yani 13-14 oyuncuyla sezon sonunda bir arada olunmayabilir değil mi? Tabii ki. Anlaşma olmazsa yani uzatma olmazsa olunmayabilir. Peki. Teşekkürler Sercan. Ki bunların Gürcan abi ki o 13-14 futbolcunun %70'iyle yollar ayrılacak gibi de duruyor dediğiniz bölüm. Tamam, yani bir gelişme olursa kamera zaten açık, mutlaka sen de bağlanırsın. Şimdi